Muhterem katılımcılar, çok değerli dostlarım, sözlerime başlarken hepinizi en içten saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada sizlerle bulunmaktan, sizlerle birlikte aynı havayı teneffüs etmekten duyduğum memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Tabii bazen söylüyorum, bu kulüpçülük zor bir iştir, meşakkatli bir iştir. Şüheyb abi de söyledi. Hem zaman alan, hem insanda stres yaratan, üstelik maddi kaybına yol açan bir iştir. Bunu eleştirmek kolaydır ama yürütmek zordur. Bunu yürütenlerin ne zorluklarla, ne meşakkatlerle yürüttüklerini bilmek lazım. Ve biraz önce Uğur Bey arkadaşımız faaliyetleri okurken hakikaten sadece sportif anlamda üçüncü ligde verdiği mücadele değil Pazarspor'un. Onun dışında hem altyapıda hem yan kuruluşlarda vermiş olduğu hizmetler de takdire değerdir. Aslında bir kulüp sadece profesyonel ligde faaliyet göstermekle başarılı olması mümkün değil. Altyapısını geliştirmesi, alttan desteklenmesi mutlaka zorunludur. Bu vesileyle ben bu zorluğa katlanan, bu meşakkatli durumu yürütebilen, hele paraya, finansmana erişimin bu kadar zor olduğu bir dönemde bu bütçeleri denkleştirebilen, başta Hüseyin Yangın Bey arkadaşım olmak üzere yönetimini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii ben buraya gelmişken dileğim de var, temennim de var. En büyük dileğim, en büyük temennim Pazarspor'un her yıl bir üst lige çıkmasıdır. Önümüzdeki yıl ikinci lige, ondan sonraki yılda birinci lige çıkmasıdır. Bu sporculuk aynı zamanda bir iddia işidir. İddialı olmak lazım, inançlı olmak lazım. İddia ve inanç olmadan sadece işler günlük akışı içinde bırakıldığı takdirde kendiliğinden bir yere varması mümkün değildir. Bu bakımdan bir hedefin olması lazım. Mutlaka ama hedefe inançlı bir şekilde yürümek lazım. Bu hedef bugün mutlaka önümüzdeki yıl için ikinci lige çıkmak olmalıdır. Ama ben bir hususu ifade etmem gerekiyor. Biraz evvel yapılan açıklamalarda geçtiğimiz sezonu 28 küsur milyon bir bütçeyle kapattığımız söylendi ve bulunduğumuz seviye işte ancak 8. sırada ligi kapattık. Önümüzdeki sezon maliyetlerin, fiyatların daha çok arttığı bir dönem, çok çok fazla arttığı bir dönem, 31 milyonla bu bütçeyle bu hedefe varılır mı? Bana samimi düşüncemi sorarsanız bu bütçeyle bu hedefe varılmaz. Yani önümüzde geçtiğimiz sezonu 28 milyonla kapatan bir kulüp bu yılın en az bütçesinin 45-50 milyon civarında olması gerekir ki bir iddia ortaya koyabilsin. Bu bakımdan bugün her şeyin paraya bağlı olduğu bir dönem. Bütün başarıların, ekonomik başarının da, siyasal başarının da, savaşların bile paraya dayalı olduğu bir dönemde sporda başarı parasız olmaz. Mutlaka gerekli, yeterli finansmana sahip olmak lazım. Öyle bir ekonomik zorluklardan geçiyoruz ki finansmana erişim zorluğu da var. Finansman maliyetleri de yüksek. Bu bakımdan Pazarspor'un oturup bir ciddi değerlendirme lazım. Ciddi bir değerlendirme yapması lazım. Bütün imkanlarını seferber etmesi lazım. Bütün şartları ortaya koyması lazım. Ne kadar gücü varsa. Pazar tabii ki küçücük bir ilçe, imkanları kısıtlı olan bir ilçe. Bunca yıldır, işte 50 yıllık tarihi boyunca, 30 yılı aşkın bir profesyonel lig deneyimi boyunca istikrarlı bir şekilde hayatta kalabilmiş. Bu tabii ki önemli bir başarıdır. Bu başarı azımsanamaz, küçümsenemez. Ama mutlaka hedefinin de olması lazım ve bir üst lige çıkması için de var olan bütün imkanları, işte şununla konuşacağız, bundan konuşacağız, acaba bu işte randevu verir mi, destek verir mi? Bunları
bunlar olmaması lazım. Pazarlı olan herkes Pazarspor'un başarılarından gurur duyuyorsa, pazara mensubiyetinden, Pazarspor'a mensubiyetinden gurur duyuyorsa mutlaka herkesin elini taşın altına sokması lazım. Bu vesileyle biz bütün gücümüzü seferber edip mutlaka bütçemizi de önümüzdeki dönem için koyacak olduğumuz ikinci lige çıkma hedefine uygun bir şekilde yeniden revize edip yola devam etmemiz gerekmektedir. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Toplantı sonrası zaman zaman görüşmelerimiz olacaktır. Bu vesileyle tekrar düşüncelerimizi, görüşlerimizi dile getiririz, tasfiyat ederiz. Ben bu vesileyle aranızda bulunduğum için tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Kulüp yöneticilerini tebrik ediyorum, kutluyorum, başarılar diliyorum. Bu kongrenin de hayırlı uğurlu geçmesini, başarılı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Vekil. Şimdi Atış Serbest Yönetim Kurulu ve Başkan'a her türlü sorularımızı sorabiliriz. Bu soruların konuşulacağı yer, eleştirileceği yer de burası, tüm hazırlığının içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bu sorularımızı sorulduktan sonra Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu notlarını alırsa sonra tek tek hepimizin sorularını cevaplamış olur. Sayın Vekilimize katılıyorum. Az önce biz içeride Erdal Bey'le görüşürken futbolcu transferi ile ilgili 17 milyon bütçenin ve bu takımın bu ligde tutunabileceğini çok öngörmediğimizi söyledi. Sayın Başkan'a onun için ilk soruyu ben sormuş olayım. Şimdi söz sizde Sayın Üyelim. Mustafa Bey. Soru sormak isteyen abilerimiz, dostlarımız. Kulüp niye bu halde? Bir playoff'a bir küme düşmeye gidiyordu. Mustafa şimdi de kimse konuşuyor. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Vekilim, Şuraya Bancımız, Pazarspor Başkanımız, dışarıdan gelen misafirler, çok değerli Pazarspor Kongre üyeleri. Yine bana herhalde eleştiri kısmı, aslında ben de kulüp başkanlığı yaptığım için eleştiri olarak değil de katkımız olur anlamında bazı aldığım notlar var. Bunları sizlerle paylaşmak isterim. Geçen sene biliyorsunuz sezon devre arası başladığında iyi bir de takımımız vardı sezon başına. İlk yarı itibariyle iyi de bir performans göstererek 20 puanla playoff'un içerisinde bitirmiştik. Ama ikinci yarı talihsiz olaylar, işte sporcuların bırakması, bazı etkinlikler var, kötü etkinliklerden dolayı kulüp 8. bitirdik ama küme düşmeye bir puan farkla kaçırdık. Allah göstermesin, 32 sene profesyonel ligdeyiz. Bir maç 90. dakikada bulduğumuz bir free kick'le olan gelen golle belki de kaldık. Bu çok enteresan bir şeydir. 32 yıllık profesyonel liglerde bir olay daha yaşamıştık. Bunu başkan da anlatmıştı size herhalde. Bir korner direğine bağlıyız diye. Çünkü aynı 90. dakikada yenmemiz gereken bir rakip vardı. Top çıkıyordu. Korner direğine vurdu. Vurmasa çıkacak. Hakem maçı bitirecek. Korner direğine vuruyor. Top içeri geliyor. Bizim Şevkiye Hoca atmış, eski kaptanımız. Oradan topu alıyor, kesiyor, orta alıyor. Gol atıyoruz ve ligde kalıyoruz. Hani futbol bu kadar tesadüflere, bu kadar çok ince nüanslara bağlı.
ve şanslara bağlı da bir organizasyon. Sezon sonunda ama yine de 3. ligde kaldığımızdan dolayı hepimiz için çok iyi bir şey, bölgemiz için çok önemli bir şey. Biliyorsunuz Konuş ilçemiz Şahinspor 30 sene üzerinde 3. lige çıktı ve yapılan sevinçler, haber, medyadaki olan karşılığı falan inanamadım. Çok güzel de işlediler bunlar. Şimdi benim size tavsiye niteliğinde söyleyeceğim bazı şeyler var. 28 milyon lira alıp bir bütçeyle sezonu kapattık. Şimdi 3. lig için kötü para değil bu para. Onun üzerine söyleyeyim. Bizim grubun en fazla transfer harcaması yapan, bütçeye sahip transfer harcaması yapan 3 gruptan biriyiz. Yani biz o kadar kötü bir sezon geçirmemişiz finansal açıdan. Çünkü ben diğer bazı kulüplerle de konuştuğum zaman en fazla para harcayan 3 gruptan biriyiz bizim grupta. Diğer gruplar bilmiyorum. Demek ki bu parayı bulabilmişiz. Ha, bu parayı bulabilmek de bu yönetimin başarısı. Bunu da söylemem lazım. Gerçekten özverili bir şekilde çalıştınız ki iyi yerlerle temasa geçtiniz ki bu paraları temin ettiniz. Ben açık söyleyeyim. Ben bu paraların %20'lerini bulamadım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi 28 milyon lira burada eleştirdiğim bazı konular var. Şu mesela devre arası giden 6 tane sporcu. Ben başkanlığında daha önce görüştüğümde paralarının da ödendiği halde bu sporcular neden gitti? Şimdi bu sorunun sorulması lazım. Hem sporcular paraları ödeniyor hem de sporcular gidebiliyor. Demek ki burada hukuksal açıdan bir eksiğimiz var. İnşallah önümüzdeki sene buna daha dikkat ederiz. Alacağımız transferlerin hukuksal açıdan bize neler getirip nereye getirmeyeceğini hesaba koyarak özellikle parasını ödediğimiz sporcuları elimizde kaçırmayız. Bu önemli bir şey. Şimdi kurumsallaşmaktan bahsetti Uğur Bey, özellikle Pazar Spor kurumsal, artık kurumsal yönetiliyor diye ibare kullandı. İnşallah öyledir. Ama ben devre arası bir hoca değişikliği yapıldı. Önce bizim biliyorsunuz bölgesel hocalarımızdan Adem Nebioğlu'nun ismi lanse edildi. Sonra o değil, işte Trabzon'dan şey hoca geldi. Buradaki yöneticiler bizim haberimiz yoktu dedi. Böyle kurumsallık olmaz. Ya kurumsallığı özümseyemedik ya da kurumsallık bu demek değildir. Kurumsallık bir bütün içerisinde herkesin ne yaptığı belli olan, verdiğin kararları, bunlar ve o haberler, yerli spor hocamızın isminin geçmesi falan ve pazarda belirli kimseyle bu değişikliğin daha sonra olmaması belirli insanları da üzmüştür. Bunlara biraz daha dikkat edelim. Kurumsallaşmak, verdiğimiz kararların arkasında durmak, ortak karar almak, alınan bir kararın en azından yönetim kurulunun haberinin olması lazım diye düşünüyorum. Bunlar cizane benim fikrim. Şimdi bir de denetleme raporu, denetlemeyi yapan arkadaşlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel burada bazı rakamlardan bahsedildi. Eninde sonunda her şey, bunu da aslında bu konuya hiç girmek istemiyorum ama hep eski borç, eski borç diye böyle bir şehir efsanesi yapıldı. Ama bu iletişim dilinde çok iyi başarıldı da bu. Ama doğru değil aslında. Şimdi eski borç, geçen senedeki borcumuz, bıraktığımız borç belli. Açarsınız karar defterinde, geçen seneki kongrede ne olduğu yazar. Onun artı eksileri vardır, artanlar vardır. Biz de bu kulübe geldiğimiz zaman aynı bir borçla almışızdır. Siz de bıraktığınız zaman borçla bırakacaksınızdır muhakkak. Şimdi ben Pazar Spor'un şu anda sporcu, kalan sporcu borcunu bilmiyorum. Bu kadar yazılanlardan
okunan denetçi raporlarından şu anda Pazarspor'un borcu ne kadardır bilmiyorum ben mesela. Bu bir eksiklik. Şu anki kulübün borcu ne kadar olduğunu ben merak ediyorum. Buna bir cevap istiyorum. Bütçede önemli bir rakam var. 6 milyon lira emanet para. Şimdi bu emanet para borç mudur? Kulübün borcu mudur? Yoksa kulübün borcu değil midir? Emanet dediğiniz zaman her tarafa çekiliyor. Eğer bu kulübün borcuysa ben bir hesap ediyorum. Sporcu olan borcuları da kaydığım zaman, koyduğum zaman sizin geçmiş dönemindeki ödediğiniz eski borcun 2-3 katı borcunuz var şu anda. Bu çıkıyor. Şimdi ben bir işletme alıyorum. Halk dilinde anlatayım, herkese de söyleyeyim. Bir işletme alıyorum, devralıyorum. 20 lira borcu var bu işletmenin. Bir sene çalıştırıyorum. Bir sene sonra borcu 40 bin lira. Ama o 20 bin lirayı ödedim diyorum ben. Ama 40 bin lira borcum var. Bu eski borç ödenmiş mi oluyor peki? Ben bunu bir anlayamadım. Bunu birinin bana çıkıp anlatması lazım. Bu emanet borçlarının ne olduğunu ben öğrenmek istiyorum. Pazarspor delegesi olarak. Eğer borcuysa, kulübün borcuysa veya bu sene Allah göstermesin bir şey oldu, bu sene kulübü bıraktı bir yönetim. Borcumuzun ne kadar olduğunu ben merak ediyorum. Bunun da buradan açıklanmasını özellikle başkanından, bu borcun ne kadar olduğunu ki şunu diyebilelim. Hani diyoruz ya her konuşmamızda şimdi eski borçtan dolayı bu başarıyı sağlayamadık. Eski ne kadar borcu denmiş, yeni şu andaki mevcut borç ne? Onu delegelerimiz bir çetede bilsin. Onun bir kıyaslamasını yapabilsin. Eski borcu deyip de bu seneki yeni kalan borçtan hiç haberde denetçi kurulu arkadaşlarıma da burada denetleme sadece işte SSK borcu şu o değildir. Güven başkanı. Biz biliyorsunuz yüksek güven kuruluyuz. Bizim işimiz eleştirmek. Eksikleri söylemek. Bunu yanlış anlamayın. Bu cesareti nereden buluyorum da konuşuyorum derseniz Başkan Hüseyin Yangın'ın bir lafı vardır. Çıkacaksınız, kongrede konuşacaksınız der. Her özel görüşmelerimizde kulüple ilgili olduğunda hep bu telkini bize eskiden beri yapmıştır. Bunu sakın yani sizi eleştirmek babında değil ama bu yanlışlıklar düzeltilirse Pazarspor Kulübü çok daha iyi olur. Bakın 35 senedir bu kulübün içerisindeyim. Şampiyonluklar sadece parasal güçle olmaz. Sadece iyi bir hocayla olmaz. Bu bir kadro işidir. Taşların yerine oturması çok önemli. Bir sene bir kadro yakalarsınız, hiç ummadığınız bir şekilde şampiyonluğu oynarsınız. Bir sene öyle bir para bulursunuz, çok büyük bir para harcarsınız, başarı gelmeyebilir. Bu futbolda olan şeyler, 30 yıllık, 32 yıllık profesyonel hayatımızda biz bunları yaşamışız. Ama başarısızlık olduğu zaman birilerine başarısızlığımızdan ders çıkarabilmek için yaptığımız hataları yapmayacağız. Şimdi bir de kıyaslama yapmak istiyorum. Delegelerin bilmesi açısından. Şimdi bu seneki bütçeye 31 milyon lira olarak açıklandı. Bakın. İkinci lig ve üçüncü lig arasında %100-120 civarında yani 30 milyon liralık bir bütçe üçüncü ligde normal bir bütçe ise ikinci ligde takımımız olsa bu en az 60-65 milyon lira olmak zorundadır. Biz ikinci lig dönmüştük. Bakın. Şimdi siz eğer şu anki üçüncü ligde ödediğim borçlar duruyorsa İkinci ligde düşsen bunun 3 katı olması gayet normal. Biz ikinci ligden düştüğümüz haldeki bile çok düşük bir borçla bıraktığıma ben inanıyorum. Ve UÇK denen bir sistem vardır.
Biliyorsunuz bu çok bilmeyenler için söyleyeyim. Futbolcu mahkemesi değil, sizin anlayacağınız dilde. Bu normal adliyelerle işi yoktur. Bu çok imza atan sporcu gününde parasını ödemediğiniz takdirde federasyona gider, 15 gün içerisinde çap size acizi koyar, transfer yasağını da koyar. Şimdi bizim sporcularımızın %100'üne yakın müşakalı. Bunlar hacizli borçlu. Hani diyorlar ya eski haciz.